çocuğunu alıyorum. Asya'nın çocuğuna gideceğim de bugün Ela'ya hediye alıyorum. Bize dedik kimse cinsiyetli oldu acaba. Daha o kadar tırlatmadım. Hiçbir şey belli değilken pembe kıyafet alacaktım. Öyle şeyler yapıyorlar ama mavi de alıyorlar, hani pembe de alıyorlar. Ama bilmeden nasıl alacaksın? Sürpriz olsun diye. Var daha mı Kasım ayında mesela? Öğreneceğim ben cinsiyeti, biraz daha var. Ama öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Hani Tabii öğreneceğim, ben dayanamam. Çok merak ederim. Biz de mutluluğunuzu paylaşmak istiyoruz sizinle. Çok tebrik ederiz öncelikle. Sağ olun. İnşallah sağlıklı sıhhatle gelin. İlk bilgiyi aldığınızda neler hissettiniz? Ya tam böyle öyle bir oldu ki yaz bitti. İstanbul'a döndük. Hani normalde diziye başlarım yani Ağustos sonu. Bu sefer hani böyle Eylül'den Mayıs doğumlu olacak. Mayıs'a kadar bu sezon çocuk üretiyor oldum yani diziye. Bir de sezonu da tutturdum. Tam yani denk geldi. Çok mutlu olduk. Bekliyor muydunuz? Böyle küçüklükten beri hayalleri olur ya, ben anne olacağım vesaire gibi. Var mıydı öyle hayalleriniz? Benim iki ablam var. Annem, biz çok çocuk seven bir aileyiz. Buğra da çok çocuk sever. Arkadaşlarımızın çocukları var. Hep oynar onlarla falan. Biz o yüzden hep istiyorduk hani evlenelim, çocuğumuz olsun falan. Şu an plana tam uyarak gidiyoruz. Hazır mıydınız? Hazırlıklı hissediyor muydunuz kendinizi? Yani ben şimdi 33'üm, 34 yaşında aynı olmuş olacağım. Bence iyi bir yaş yani, daha da geç. Onu da güzel tutturmuşsunuz. Evet, 20'lerim de çalışarak geçti sizin şahitliğinizle. İyi, bence güzel oldu. Eşiniz ilk öğrendiğinde tepkisi nasıl oldu? Nasıl kendisine çok söylediniz? Nasıl haber verdiniz? Evet. Sürpriz mi yaptınız? Ya öyle özel bir şey yapmadım, evde söyledim. Böyle bir şaşırdı şey falan. Şey mi? Çocuğumuz oluyor. Sıradan. Ben test yaptım, galiba bir durum var, doktora gideyim dedim. Emin misin falan filan. Öyle o kadar. Sonra biz şaşırdı falan işte, annelerimizi aradık falan. Aile de çok sevindi, onun ailesi de çok sevindi. Böyle bir şey, heyecanlıyız şimdi de, mutluyuz yani. Allah sağlıklı sıhhatli kucağınıza nasıl İnşallah ya. Çok inşallah. Yani birazcık erken çıktı ya haber. Hemen böyle anneanneler, babaanneler azarladı beni hani. 3 ay da söylenirmiş tutunsun diye falan, öyle bir evet, şeyler nazardan duyuldu aslında. Hani 3 ay bitmeden böyle niye söyledim falan, ama ben söylemedim ki zaten. Ha, duyuldu. Evet. Sizin var mı böyle nazar gibi korkularınız o tarz? Yani nazar değil de işte her şey inşallah Allah yazı yazsın. İnşallah. Da üzülürüz yani, Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun evet. Diyelim. Peki artık evlendiniz. Anne olacaksınız yakında. Evet. Tripler devam ediyor mu? Instagramlar, çıkarmalar devam ediyor mu? Onlar sizin daha çok hoşunuza gitmişti ama biz gayet mutluyuz, hiçbir şey yok. Şimdi bakalım bu sezon da böyle çocukla geçer. Bir iki sezon sonra ben de işe döner miyim bilmiyorum. Dur bakalım. Bir planlama yani yaptınız herhalde kafanızda. Yok, zaten yasak evden sonra ara verecektim. Evet, çok evet. Uzun süre çalıştım. Bu kadar uzun süre, bir de seyirci de yıldıza çok alıştım. Onu unutup yeni birine alışmaları falan da zor. Hani zaten daha ağırdan alırdım. İyi oldu. Arada çocuğum olmuş oldu. Ya çok hızlı gerçekten. Gelişti. Daha evlilik nasıl gidiyor bile diyemedik. Evet. Bir de yazın yoktum. Evet, çocukla döndüm. Tatildeydiniz. Çok şey oldu ama işte bilmiyorum ya. Hani kısmet böyleymiş. Hoşuma da gitti. Bu kış bakalım kaç kilo alacağım, hep beraber göreceğiz. Peki bir süre belirlediniz mi? Mesela işte şu kadar zaman çalışmayacağım, çocuğumla ilgileneceğim ya, gibi. Ya hayat işte böyle bir şey yani. Bilemiyorsun ki, bir anda konu değişti şu anda. Bakalım, hiç bilmiyorum ama mesela Türkiye'de de bir sürü oyuncunun çocukları var. İşledik, geri dönüyorlar çocuklarından sonra. Çok anne oyuncu var. O yüzden hani yaşım da büyüyor. Bilmiyorum, ona uygun roller olur, bir şey olur. Hayat böyle tecrübeler de lazım oyunculukta. İki çocuklu bir anneyi oynayarak dönebilirim. Yani İsim araştırmaları başladı mı? İsim çok zor bir konu ya. Siz de bana aklınıza gelirse söyleyin. Cinsiyet belli olana kadar bakmadım. Belli olsun, sonra araştırmalara gireceğim. Peki nasıl baba olur sizce? Çok iyi baba olur. Çünkü arkadaşlarımız hep çocuklarını Buraya bırakıyor. Yani hani biz hep beraber yemeklere gidelim falan. O konuda eminim yani. Sizinle çalışırken gözünüz arkada kalmıyor. Öyle bir namı mı var yani? Arkadaşlarımız... Çok, yani çocuklar ona bayılıyor yani. Evet. Çok severler. Benim de aram iyidir çocuklarla. Sette de iki tane büyüttüm biliyorsun. O yüzden yani biz rahat bakarız diye hayal ediyorum. Biraz şeyi sezinledim ama babayı daha çok severse biraz kıskançlık olur gibi geldi sizden. Yok be, olur mu? Olacak. Hiçbir şey olmaz. Bak, çocuklar şoka girdi. Merhaba hayatım. Biz de şoka girdik. Burada olduğunuzu duyunca hemen bir alışveriş için çıkmış evet. Diye merak ettim. Bir de görünce görüntüyü dedim. Yok, bugün Kızılcık Şerbeti başlıyor biliyorsunuz. Bizim Yasak Eyman'ın yazarları yazıyor onu da. Onun ilk bölümünü izleyeceğiz de Aslı ile izleyeceğim. Bari Ela'ya bir şey alayım dedim giderken. Burada hazırları var bu arada, sizi çok şeyini izliyorlar. Aslı'nın evinde izleyeceğiz. Biz de gelelim diye dedik de dışarıda değiller. Çok selamlarımızı izledik. Selamlarımızı izledik. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Kendisiyle konuştunuz mu bu arada? O da taze anne olduğu için Aslı Hanım'la. Şimdi o yüzden Aslı ile daha da sık görüşüyorum, ondan ders alıyorum. İlgileri alacaksınız. Görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun.